Merhabalar arkadaşlar. İngilizce'de rakamlar önemli bir yer tutmaktadır. Rakamları iki bölümde inceleyeceğiz. Birincisi cardinal numbers, diğeri de ordinal numbers, iki ayrı dosyada. Öncelikle asıl sayılar, yani sayma sayılarıyla başlayalım istiyorum. There are two main types of numbers. Cardinal numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blah blah blah. Sayarken kullandığımız sayılar cardinal numbers, asıl başlıca sayılar anlamına da geliyor. Used mainly for counting, saymak için kullanılıyor genellikle. Ordinal numbers, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, blah blah blah. Bunlar da sıra sayıları, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi yer ve sıra bildiren, used mainly for putting things in a sequence, bir sıraya koymak için, nesneleri bir şeyleri bir sıraya yerleştirmek için kullandığımız sayılar. Evet, bu ayrımı yaptıktan sonra gelin cardinal numbers'a bir göz atalım. Nerede kullandığımız önemli. Cardinal numbers are normally used when you count things. Evet, sayıyorken, sayarken, 1, 2, 3, gece yatarken koyun sayanlar var. Efendim, uçağa bindiğinizde yolcu sayan hostesler, hostlar var. Sayarken, I have two brothers. One, two. Evet, kardeş kardeş oturuyorlar açık havada, tertemiz bir havada. There are 31 days in January. Evet, Ocak ayında 31 gün var. 31 gün, evet, Ocak. İlk ay, senenin ilk ayı sayarken kaç gün var? 31 gün. Kaç kardeşi var? 2 kardeşi var. Two brothers. Bir diğer kullanım, when you give your age. You use cardinal numbers when you give your age. I'm 33 years old. Life begins at 33. The last 32 years have just been a practice. Evet, 30 yaşındaki birinin esprisini görüyorsunuz. 32 yıl boyunca uygulama yaptım. Hayat 33'ünde başlar diyor. 33 de güzel bir rakamdır. My sister is 27 years old. Happy birthday to my sweet sister. 27, 33. Evet, insanların yaşını söylerken kullanıyoruz. Sayarken, insanların yaşlarını söylerken, bir de telefon numaralarını söylerken kullanacağız. Hadi kullanalım. Our phone number is 263-3847. 263-3847. What's your phone number? 600-4127. 600-4127. And area code is 773. 773-600-4127. Evet, eğer birden fazla tekrarlayan sayı varsa double diyoruz. Evet, sıfır oh diye yazılıyor ama okurken oh demiyoruz arkadaşlar. O diye alfabedeki O harfini okurken söylediğimiz gibi söylüyoruz. 600-4127. 770-00-770-00 600-4127 600-4042 or 7042 600-4797 600-1402 gibi. Bir başka kullanım arkadaşlar, give years. When you talk about years, when you give years, you say cardinal numbers. She was born in 1975. Burada neyi hatırlıyoruz? Yılları ikiye bölerek söylemeyi hatırlıyoruz. America was discovered in 1492. Yes, wanted, Christopher Columbus. And you see, grand theft, rape, torture. Bu Amerika'nın keşfi hikayesi, bir direnmesi gereken bir durum. Burada bu afiş yabancılardan alınmış bir afiş. 1492. Here is a list of cardinal numbers in English. Let's see the list. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Evet, küçük çocukların saydığında ne duyulmuyor? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
nine, ten. Almanca hayır der gibi nine diyoruz. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, uzatıyoruz arkadaşlar. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twelve, twenty. Devam edelim. 21, 22, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9, 19, 90. Peki 100 nasıl söyleniyor arkadaşlar? 100 ya da 100. 101. 101. Tabii sürekli süratli söylerken biz burada and'i açık bir şekilde berrak ve üzerine basa basa söylemiyoruz. O yüzden ne yapacağız? 101. Ama ayrı ayrı söylememiz gerekirse 101. Sessiz olun. In şeklinde, normal konuşma hızında konuştuğunuzda söylediğimiz şekilde söyleyin. 101, 200, 300, 1000, 2-0, 100, 3-0 gördüğümüzde 1000, 1000, 6-0'a geldiğimizde million. Evet, 10 million, 1 million. 9-0 olduğunda billion, 1 billion. Instead of saying 100, you can say 100. Example, 127, 127. The same rule applies for 1,000, 1,000. 1 million, 1 million. Demek ki arkadaşlar, 100, 100. 1,000, 1,000. 1 million, a million, 1 billion, a billion şeklinde de söylenebiliyor. Tekrarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi arada şuna dikkat çekmek istiyorum. 3, 13, 30. 13, 30. Uzun okurken 13, 30 kısa, 30 olduğunda kısa. 14, 40. U buharlaştı. Yazarken dikkat edin, U'yu yazmayın 40 yazarken. Ama 14 yazarken ya da 4 yazarken U'yu görebiliyoruz. 40, 5, 15, 50, 6, 16, 60, 7, 17, 70, 8, 18, 80, 9, 19, 90, 19, 90, 18, 80, 17, 70, 16, 60, 15, 50, 14, 40, 13, 30. Evet arkadaşlar, üzerinde biraz durmaya çalıştık. Aslında birden 10'a, birden 20'ye kadar, hatta birden 100'e kadar hepimizin rahat rahat söyleyebildiği sayılar olması gerekiyor. Okurken zorlanıyoruz genellikle. Zorlanmamak için bol tekrar, bol pratik yapmak gerekiyor. In English, saying numbers can be tricky. Some learners make mistakes saying numbers. Therefore, it's important to get them right. We use numbers all the time. We use numbers when we talk about money. Parayla ilgili konuşurken. How long that really boring film was? Şu berbat, sıkıcı film ne kadar sürdü?
Onu söylerken, what the temperature in your area is? Bölgenizdeki hava durumun, hava sıcaklığı ne durumda? Onu söylerken, the size of your new shoes, yeni ayakkabılarınızın, evet, numarasını söylerken. Tabii belli bir yaştan sonra bu numaralar aynen kalıyor. Söylemenize gerek kalmıyor ama ben işte büyüyorsunuz, basketbolda oynuyorsunuz, 44 numara ayakkabım oldu, vay. 45-46'yı fazla geçmeyin, mağazalarda bulamayacaksınız daha fazlasını. Normal şartlarda, normal boyda olmak her zaman avantajdır. Numbers are everywhere. Rakamlar her yerde arkadaşlar. Let's practice saying numbers in English till you're experts. Uzman oluncaya kadar şu rakamları söylemeye devam edelim. Daha önce dediğim gibi cardinal numbers çalışırken ordinal numbers bir başka video halinde karşınıza gelecek. Bir de rakamlarla ilgili tekerlemeler var ki bu ikisini izledikten sonra o tekerlemeler, tongue twisters, bunları biraz pratik yapmak için kullanırsanız rakam uzmanı olacaksınız. Seri bir şekilde söyleyebileceksiniz. For example, nasıl söyleyebiliriz bunu? Önce 150'yi söyleyelim. 150. And demeyeceğim bundan sonra, özellikle vurgulamak için söyledim. 150. 3-0'a ne diyorduk? 1000 diyorduk. 150,000. 150,000. 12.073. 12.073. Önce 12.000 diyeceğiz. Bakın bu sağındakileri 3 tane 0 olarak görün. Virgülden sonraki 3 haneyi 3 0 gibi görürseniz öncelikle bunu söylersiniz. Bu neydi? 12.073. And ister kullanın ister kullanmayın. 12.073. And belli belirsiz söyleyebiliyorsunuz. 12.000, bakın 3-0 varmış, sonrasında da 73 varmış gibi düşünelim. Peki burada 9 basamaklı bir sayı var. 9 basamak, evet. Öncelikle şu üçlüyü söylediğimizi düşünelim. 392. Evet, 392 diyoruz. Sonra 6-0. Neye karşılık geliyordu? Bakın 6-0 burada görüyormuşuz. 392 million. 392 milyon. 576,000. 3-0'da 1000 olarak görüyorduk. 576,000. 184. İşte bunu şu şekilde çaprazlama yukarıdan aşağı doğru okursanız bu rakam gibi yazdığımızı düşünürsünüz. 392,576,184. İşte bu kadar. O durum biraz değişiyor. Bu sefer nasıl yapacağız? 173 billion. 23 billion. 9-0'a milyar dedik. 456 million. 789,000. 32. Hepsini birlikte okursak 123,456,789,032. Evet. Bütün bunlar sayma sayıları. Kaç tane olduğunu söylüyoruz. Break big numbers up into pieces. Break up big numbers into pieces. Break into pieces. Parçalara bölün. Virgüllere dikkat edin. There are full stops in most languages but not in English. English is a bit different. Bu virgüller size nasıl bölüneceğini gösteriyor. Böylece rakamları milyon mu, milyar mı, milyon mu, bin mi söyleyebiliyoruz. Bakın öncelikle ne yaptık? Üçerli bölümlemeler haline getirdik. Üç basamaklı sayılar haline getirdik. Nereden başlıyoruz bunu getirmeyi? Sondan, sağdan başlıyoruz. Yani en son basamaktan başlıyoruz. Başa doğru geliyoruz. To avoid confusion between commas and full stops in big numbers, there is an international standard. Bu bazılarında virgül kullanılıyor, bazılarında nokta kullanılıyor. Bunları karıştırmamak için uluslararası bir standardımız var. Boşluk kullanınız yeterli olabilir. Yani üçerli ayırım yaptıktan sonra rahat rahat söyleyebilirsiniz. Evet, 172'nin sonunda ne var diyelim? 3-0 olduğunu düşün.
172,987,121. Evet arkadaşlar. Bakın 123 trillion. Öncelikle bunu söylüyoruz. Kaç? 6, 9 sıfır var ki trilyon. Sonrasında bakın bir başkasını getirdik. 456 billion. Bu sefer 9 sıfırımız var. 789 million. Milyonlara geldik. 6 sıfır var. 123,000. Neden? 3 sıfır var. Son rakamı da söyleyelim. 456. Evet arkadaşlar. Şimdi filmi geriye alalım. Ne görüyoruz? 12 sıfır trilyon. Baştaki ister 23 olsun, ister 3 olsun, ister 123 olsun. 123,456,000, 789,000, 123,456. Evet arkadaşlar. Don't make 100, 1,000 plural. Evet, 100 ya da 1,000 gibi ifadeleri çoğul yapmıyoruz. Remember, when you're saying big numbers, the numbers are not pluralized. Rakamlar çoğul yapılmaz. Bakın, 100, 1,000 gibi ifadeler çoğul yapılmıyor. Bu yüzden ne diyoruz? 3,000 diyoruz. Bakın, 3 dememize rağmen 1,000 asla sonuna es gelmiyor. Say and after 100. Evet, İngiliz İngilizcesinde yüzden sonra and diyoruz. And'siz de söyleyenler var. Did you notice the and? Bakın, basically every time we say 100, we say and. Remember, this doesn't work if there are just zeros after the 100. Evet, eğer yüzden sonra sıfırlar varsa bu iş görmüyor. Şimdi bakalım. 231. 231. 564. 897. Bakın 200 diye okuyorum. 231,564,897. Evet arkadaşlar. Bunların sonunda evet 00 yani 100'e karşılık gelen 100 ifadesi varsa and kullanmıyoruz. Ne diyoruz? 3 and 100 demiyoruz. Sakın böyle bir şey yok. 300, 600, 400, 300,600,400. İşte bu kadar. Bitti. Bir şeyler söylesi geliyor insanın ama söylemeyeceğiz. Burada 231, 564, 897 yani 800'den sonra 100'ü tamamlamadığı için gelen sayıyı söylüyor. Oysa burada herhangi bir ilave yok. Evet arkadaşlar. Remember that most English speakers don't add and it's usually just a British, so you can ignore the rule if you like. Eğer istiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama İngilizler, Britanyalılar bunu kullanıyor. Neden Britanya, British English, International English, Standard English ifadesini kullanıyoruz? Yani İngilizceyi öğreniyorsanız İngilizler nasıl konuşuyorsa öyle öğrenmeniz gerekiyor. İngilizceyi her yerde konuşuyorlar. Mesela Türkiye'de de kullanıyorlar. Efendim Azerbaycan'da da bilmem nerede de. Çünkü İngiltere'nin hegemonyası olduğu zamanında kültürel alışverişler gerçekleşmiş. Teknik sanayide bir takım alışverişler devam ederken dilde ne yapmış? Etkileşime girmiş. İnsanlar öğrenmek durumunda kalmışlar. Arkadaşlar eğer hakim güç sizseniz, dominating minority iseniz, dominated majority öğrenmek zorunda kalıyor dilinizi. Eğer Osmanlı Mısır'da bir zamanlar zorlamış olsaydı bugün herkes Türkçe konuşacaktı Afrika'da gibi.
Devam edelim. 100 or 100. Ya 100 mi diyeceğiz, 100 mi diyeceğiz? Hakikaten önemi yok arkadaşlar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Zaten bundan önceki bölümlerde de gördük. 100 or 100. 1000 or 1000. 1 million or a million. Değişen bir şey yok. İşte bu kadar arkadaşlar. Başarılar diliyorum.